Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede? Her şey senle. İlk aşk belki senle, senle, senle. Karışmak güzel senle. Her şey senle. Hayaller güzel senle. Senle, senle, hep senle. Her şey senle. İlk aşk belki senle. Senle, senle. Karışmak güzel senle. Her şey senle. Hayaller güzel senle. Senle, senle. Karışmak güzel. Ben durdum, kalkıyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Kurbanlık alacağız. Daha bayrama birkaç gün var. Niye erkenden alıyorsun? Kurbanı birkaç gün önceden almak lazım. Babam hep böyle yapardı. Bu adeti bu bayramla hatırladım. Sen normalde gidersin hemen bayramın birinci günü. Kesim merkezinden alırsın, kestirirsin, gelirsin. Bu bayram hatırlamadım. Ama ilk defa bu kurban bayramında bahçeli bir evim oldu. Ana! Kurbana bizim bahçede mi bakacağız? Yok canım, Tansel Bey'in bahçesinde bakacağım. Bence hayatta izin vermez. Malum, aranızda iyi değil. Ya adamı hasta etmeyin. Tabii ki bu bahçede bakacağız. Mis gibi bahçeli evim var. Burada bakmayacaksam nerede bakacağım? Saçmalama Allah aşkına. Eski köye yeni adet getirme. Her zamanki gibi birinci gün gidersin, kestirirsin, gelirsin. Burası eski köy değil. Burası yeni bir köy. Ayrıca da son güne kaldığın zaman kurbanlıklar çok pahalı oluyor. Kasık yemek istemiyorum. Ben kurbanlığa falan bakamam, haberiniz olsun. Ay Allah aşkına Haluk, bahçede hayvan mı bakacaksın? Kediye süt verirken iyi ama. Ay aynı şey mi Haluk? Olmaz, insanlar rahatsız olur, olmaz. Ya nesinden rahatsız olacak? Köpek mi ki bu havlayacak? Horoz mu ki ötecek? Böyle kurbanlık koyun gibi böyle mel mel bakacak. Vallahi ben baştan söyleyeyim. Öyle çobanlık, mobanlık yapamam. Çobanlık deyip geçme. Bak Süleyman Demirel'e çobanlıktan başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına yükseldi. Ha, olmaz öyle. Olmaz, saçma. Olmaz. Ya niye olmasın? Allah Allah. Ben bu evi niye aldım? Bu bahçem niye var? Eğer kurbanımı bu bahçede beslemeyeceksem nerede besleyeceğim? Nerede? Beslemek zorunda mıyız? Yok, beslemek zorundayım. Burada beslemek istiyorum. Bahçeli evimiz var kızım. Burada ne güzel besleriz böyle. Melil melil bakarız. Kurban Bayramı'nda ne yapacağız? Bir tatil organizasyonu yapıyor muyuz? Sen Meltem'le konuştun mu? Ay yapalım yani mutlaka Tuna. Kurban Bayramı çok uzun. Bence de mutlaka yapalım da ama sen Meltem'le konuş. Haluk ikna etse etse Meltem ikna eder. Konuştum bile tabii ki ama Haluk nasıl ikna olacak bakalım. Bayram... Bayram içindir. Bayram tatil için değildir. Öyledir, böyledir, başlar konuşmaya. Ne gerek var şimdi tatile gitmeye? Ben seni kurtardı ancak kredi derecelendirmesi... Haluk. Ha. Bu bayram tatili çok uzun. Acaba böyle bir yerlere mi gitsek? Bak. Bayram tatil için bir fırsat değildir. Yani bayramlar artık tatil fırsatı olarak görünüyor. Siz istiyorsanız gidin. Benim işlerim var. Ne işin var Haluk? Kurban keseceğim. Büyüklerimi ziyaret edeceğim. Kabristana gideceğim. Bir kere bayram dediğin şey insanların böyle hasret giderdiği özel günlerdir. Tatil fırsatı değil. Duygular gelemiyor biliyorsun. O konuyu hiç açma. Ya kurbanı babam vekaleten keser. Ya Haluk hadi bak ikimiz de çok yorulduk. Yani
yeni iş, yeni ev derken hakikaten bu tatile ihtiyacımız var. Hem benim tatil yapmak için son şansım. Hadi Haluk. Hem bana da iyi gelecek. Ana sen de mi tatile çıkıyorsun? Tabii. Siz tatile çıkınca ben de otomatikman tatile çıkmış olacağım. Bunları kesin dominant teyze sokuyor sizin kafanıza. Aa bak onlar da gelecek. Ya hep beraber çok eğleniriz. Hadi Haluk kırma beni ya. Ya ne işim var benim tatilde ya? Haluk. Bak sen de yoruldun ama. Bir şey olmaz. Aa Melis ne haber? İyidir Avuç. Senden ne haber? Vallahi ben hiç iyi değilim. Bir çobanlık yapmadığım kalmıştı. Onu da yapacağım tam olacak. Ne oldu yani çobanı? Ya bahçeli eve taşındık ya. Babam bu sene kurbanı erken alıp bahçede besleyecekmiş. Bu bahçede mi? Evet bu bahçede. Oo, o zaman sana kolay gelsin Avuç'cum. Sağ ol sağ ol. Neyse ben geç kalıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Melis'ciğim. Kimle konuşuyordun kızım? Bizim Emre'yle konuşuyordum babaya. Ha, iyi o zaman. Ben de şu bizim mağara adamı humurtularıyla seni rahatsız ediyor mu diye merak etmiştim. Yok canım, bu sefer humurdanan Emre. Bu sene kurbanlık koçlarını bu bahçede besleyeceklermiş de onu söylüyordu. Nasıl yani? Bu bahçede mi? Evet. Yok canım artık, daha neler. Bizim bahçeyi ahıra çevirecek o zaman. Al başına beyler. İdil! İdil! Amma yalvarttın Haluk ya. Ya diyorum ki sana önümüzdeki bir sene boyunca bir daha böyle bir tatil fırsatım olmayacak, iznim olmayacak. Ay niye anlamıyorsun? İyi tamam bakarız ama önce şu kurban işini halletmemiz lazım. Tamam ben babamı ararım o halleder. Keser vekaletten. Gerek yok. Biz zaten konuştuk buraya geliyor. Birlikte kurban almaya gideceğiz. Geldi galiba. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk. Sen lafın üstüne gelirmiş. Nasılsın Emine? İyi sağ ol. Selam. Hoş geldin. Canım. Nasılsın yavrum? İyiyim sağ ol. Ya baba. Ya damat. Ne haber? İyidir. Senden? Hayır yani görüşelim deyince. Bir olay mı oldu? Bir şey mi var dedi. Yok ya ne olay olacak? Hani birlikte şu kurban alma olayını organize edelim diye söyledim ben. Aa ya ama kurban için daha erken değil mi damat ya? Yok baba neresi erken? Biz alalım bitirelim o işi. İyi. Ya iyi güzeldir. Sen ona nerede bakacaksın? Bahçede bakacakmış baba. Burada. Ya Allah aşkına sen söyle olur mu? Mis gibi olur. Bahçede. Aa doğru ya. Bu evin bahçesi var ya. Ben Sivas'ta memuriyetteyken lojmanda kalıyordum. Lojmanın da bahçesi vardı. Hayvanı bir hafta önce alırdım. Orada bir hafta beslerdim. Ben de aynı şeyi yapacağım babacığım. Alacağım, bahçeye koyacağım, yedireceğim, içireceğim, besiye çekeceğim. Yahu burası şehrin ortası. Burada hiç böyle şey olur mu? Damat doğru söylüyor ya. Bana bak bu konu komşu bir şey demesin. Ne diyecekler baba? Tapulu bahçem, istersen mandıra kurarım. Bak, vallahi güzel. O zaman benimkini de koyarız oraya. Koyarız tabii. Haluk'cum, ben bir kanser beylerden izin isteseydin, sonra sorun olmasın. Hiçbir sorun olmaz. Tapulu bahçem diyorum kızım. İstersen besi çiftliği kurarım. Kimse bir şey diyemez. Ne? Evet hayatım. Ağır'a çevirecekmiş bahçeyi. Ama yok, ben bu mağara adamını mahkemeye veririm. Bir villada nasıl yaşanır onu bile bilmiyor yamyam. Şaka yapmıştır hayatım. Ciddi değildir. Bir yanlışlık vardır. Olmaz öyle şey. Olmaz değil mi? Hayır hayır. Emre şaka yapmıştır. Ha. Olmaz diyorsun yani. Ya Tansel'cim olur mu öyle şey? Yani villanın bahçesinde koyunun ne işi var? Doğru tabii. Ya baba. Biz bu bayram tatili bir yerlere kaçmayı düşünüyoruz da sen vekaleten bizim kurbanı keser misin? Ben kesin gelirim demedim. Bakacağız dedim, belki dedim. O ne demek kızım, öyle şey mi olur ya? Tabii ki keserim. Siz keyfinize bakın. Babamı duydun Haluk. Gidiyoruz. Mümkün olsa kurbanı da internetten keseceksiniz. Ne var? Onu da yapmak mümkün. Yani sonuca varıyor mu? Varıyor.
Sırat Köprüsü'nü de koçun sırtında değil, internetten online geçeceksiniz. Modem kesilirse görürüm sizi. Ne yaptın Gönül? O tartışını konuştun mu Ertem'le? Yok, işim vardı, arayamadım, arayacağım. Sen ne yaptın kurban işini? İnternetten halledeceğim, daha çok zamanı var. Ha, bu arada internette surf yaparken bu tatil sitelerine girdim. Ya Kurban Bayramı'nda mükemmel kampanyalar yapmışlar. Yalnız acilen almak lazım. Bak şimdi fiyatları iyi, sonra çok pahalı oluyor. Tamam, arıyorum şimdi Meltem'i. Ya Gönül, bir yıl önce rezervasyon yapanlar var tatil için ya. Biliyorum, arıyorum, tamam. Abi, bu bahsettiğin insanlar münencim herhalde. Anlamadım İdris Bey. Bu tatillerini bir yıl önceden yapanlar. Ya onlar senin benim gibi insanlar yani. E tamam da bir yıl sonra tatil edeceklerini nereden biliyorlar? Ya bir hastalık, ya bir düğün, dernek işi çıkarsa? Tatillerini sigortalıyorlar. Tatili SSK'lı mı yapaylar anlamadım. Öyle değil İdris Bey. Şimdi tatili sigortalıyorsun, yani belli bir miktar bir para ödüyorsun. Hani eğer tatile gidemezsen o zaman o yatırdığın parayı sana geri ödüyorlar. He. Bak bu iyiymiş. Ama tabii biz Haluk sayesinde bir türlü rezervasyon yaptıramıyoruz. Çünkü adamın sağ solu belli değil. Ula doğru değilsin. Sağ gösterip sol vuruyor Haluk Bey. Çok güzel olmuş, sağ ol. Evet efendim. Üniversiteden sizi aradılar Hüseyin Beyciğim. Hangi üniversiteden? Efendim size üniversitede aylaklar kürsüsünde ordinaryüs profesörlük ünvanı vereceklermiş. Adam hasretme seyyarda yer, bizim işimiz var. Evet paketçiler. Haluk Bey sizi nasıl paketlemedi ona şaşarım. Selamünaleyküm. Ooo Müsteşar Kemal Beyciğim hoş geldiniz. Buyurun efendim. Nasılsın Tayyar? Vallahi çok şükür efendim, çok şükür. Ne haber çocuklar? Sağ ol Kemal amca. Ya buralarda kurbanlık satan bir yer var mı? Bak kuzular, karamanın kuzusu. Ya işte bunlar kuzu oturur burada ya Kemal Beyciğim. Adamı hasretmese yer Tayyar. Kemal amcam, kurbanlık bulmak bizim işimiz. Sen hiç merak etme. Sağ olun çocuklar. Vallahi yardım edeceğiniz içime doğmuş be yani. Yakup, çay ver Kemal amcama. Hadi bakalım. Ver çayları da bir içelim. Haluk, tatile gidiyormuşuz abicim. Ya bırak Zero, sanki bilmiyormuş gibi konuşma. Siz zaten planı kurmuşsunuz, beni ağınıza düşüreceğiniz anı bekliyordunuz. Onu da sağ olsun Meltem yaptı. Ya niye öyle diyorsun abiciğim ya? Çok güzel bir tatil köyüne gidiyoruz. Üstelik su kaydırağı var. Müthiş Gönül. Ne kayarız artık su kaydırağından? Oğlum delikanlı adam su kaydırağına mı biner? Yok yani kendim olarak, yani ben Merve ile Orçun kaya, hani ben de yanlarında onlara bir şey olmasın diye kayarım diye söyledim. Sen kurban işini ne yaptın? Sen de internetten mi halledeceksin? Bak. E tatile de internetten çıkın. Peki sen ne yapacaksın kurban işini abi? Ben babama vekalet verdim, o halledecek. Şimdi kurban bakmaya gitti zaten. E çok erken değil mi? Biz erken alıp bahçede besiye çekeceğiz. Villanın bahçesinde mi Haluk? Evet. Niye öyle diyorsun Gönül? Bence çok mantıklı. Küçükken babam öyle yapardı valla. Alırdık kurbanlığı, biz böyle bir hafta falan evin bahçesinde bakardık. Tabii. Canım ben neyle uğraşıyorum? Meltem laf anlatamıyor. Ben mi anlatmaya çalışacağım? Hiç kendimi yoramam yani. Ya Haluk bir şey diyeceğim. Şu Kemal abiyi arasan desen ki hani ben de ona vekalet versem, hani bizim adımıza da kurban bakabilir mi? Bakar herhalde. Zaten iyi bir şey bulursa beni arayacak, söylerim. Mutlaka bulsun. Abi izin verirsen, yani senin için bir mas yoksa bizim için seçtiği kurban da senin bahçede durabilir mi? Durur tabii. Ya topulu bahçem. Ha bir kurban, ha iki kurban, ha üç kurban. İstediğim kadar bahçemde kurbanlık besleyebilirim. Çok güzel Gönül. Olur mu ya? Olur mu? Çok güzel, çok güzel. Yani kahve çok iyi geldi, sağ ol. Afiyet olsun. Kurban Bayramı'nda ne yapıyorsunuz Meltem'ciğim? Gönüllerle tatile gideceğiz. Kurbanlık işini ne yaptınız peki? Ben de seninle onu konuşacaktım. Haluk Koç'a bahçede bakmak istiyor. Sizin için mahsur var mı? Ah, havuç bahsetmişti. Demek gerçekten bakacak. Ya yani ben olmaz dedim ama dinlemiyor. Yani en azından bayrama kadar şöyle birkaç gün, hani sizin için mahsur olmazsa tabii. Ay birkaç gün, ay hiç mahsur olmaz.
Yani biz de sürekli zannetmiştik. Onun için endişelendik. Yok canım, birkaç gün. Siz ne arıyorsunuz burada? Kahve içiyoruz baba. Gelip dükkanda içsenize. İnsanlar müşteri var sanır. Ya iyi de sizin dükkanda ücretsiz Wi-Fi yok ki Haluk amca. Oğlum internet kafe mi burası, pideci? Baba aramızda kalsın da biz burada sadece ücretsiz Wi-Fi var diye takılıyoruz. Evet, doğru söylüyor Haluk amca. Benim beleşçiye ihtiyacım yok, müşteriye ihtiyacım var. Ya kızma Haluk amca. Eskiden insanlar bir yere girdiklerinde ilk sipariş verirlerdi. Ama şimdi girer girmez sordukları tek şey Wi-Fi şifresi. Yok öyle ya ama. Benim müşterim pide yemeye geliyor. İlkokul arkadaşlarıyla internette geyik yapmaya değil. Öyle değil mi baba? Bunların hepsi hizmet, farklılık. Bak bu dediğimi yap, faydasını göreceksin. Saçma sapan konuşma. Sen hiç pideciye bilgisayarla gelen adam gördün mü? Babacığım bilgisayara gerek yok ki. Artık akıllı telefonlar var. İnsanlar oradan sosyal aleme akıyorlar. Evet Haluk amca, çok doğru söylüyor. Hem müşteri otururken internette oyalanır. Zaman nasıl geçtiğini de anlamaz. Sipariş geç gelse bile farkına varmaz. Evet. Hadi oradan. Beleşçiler sizi. Kıvanım ne dedi hayatım? Doğruymuş hayatım. Haluk Bey koyun besleyecekmiş bahçede. Ne? O zaman ben hemen avukatı arıyorum, dava açsın. Kansercim abartma. Yani bir tane koyun Kurban Bayramı'na kadar besleyecekmiş, sonra da gidecek. Yani koyun birkaç gün kalacak diyorsun, öyle mi? Aynen öyle. Tamam canım, yani öyle kurbanlıksa mesele yok. Bir koyundan ne olabilir ki? Çocuklar siz olmasaydınız ben bunları buraya getiremezdim yani. Ne demek Kemal amca, yapacağız tabii. İhtiyacı olana yardım etmezsek delikanlı mı denir? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben gideyim şu kamyonetin parasını ödeyeyim. Ha çocuklar, buradan çıkarken de burayı düzeltmeyi unutmayın ha. Tamam, sen Kemal amca. Sen keyfine bak Kemal amca. Biz hayvanlara bakarız. Amanin, Hüseyin. Bunlar da nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı? Görmüyor musun kurbanlık? İyi de burası kurbanlık satış merkezi mi canım? Alın götürün bunları. Adama hasta etmemi ne? Hepsinin sahibi var bunların. İyi de kime sattıysanız onu götürün işte. Sahipleri burada oturuyor yenge. Bir tanesi Haluk abinin, bir tanesi Kemal amcanın, bir tanesi de Tuna Bey'in. Allah'ım yarabbim pislemişler de. Kim bakacak şimdi bunlara? Ha? Kim bakacak? Ben bakmam söyleyeyim. Sen merak etme Emine. Şükrü'yle ikimiz bakacağız. Biz baktıktan sonra Haluk abi de bize koçlar gibi bakacak. Tabii tabii. Bakarsınız siz. Ya, bir tanesine bile bakamazsınız. Koç bakmak bizim işimiz yenge. Dikkat edin de yan tarafın bahçesine kaçmasın bu koçlar. Sen merak etme Emine, biz bakıyoruz onlara. Hadi gir içeriye. Koç bakmak bizim işimiz yenge. Ama. Allah Allah. Merhaba Haluk Bey Uşağım. Nasılsın lan? Ooo İsmail Bey hoş geldiniz. Buyurun oturun. Oturun. Hoş bulduk Uşağım. Size şöyle güzel bir kıymalı kaşarlı pide söyleyeyim mi ha? Dur Uşağım acele etme. Sen önce bana buranın wifi şifresi nedir onu söyle. Pideye sonra bakarız. Ha wifi şifresi mi? He Uşağım internete bağlanmak için de. Sizin burada internete bağlanma wifi şifresi yok mu? Ya niye olsun, burası pideci. Olur mu bir Haluk Uşağım ya? O zaman benim pide kalsın, istemiyorum. İstemiyorsun? He, istemiyorum. Niye? Niyesi var mı Haluk Uşağım? Çünkü sosyal ağlardan bir sürü beğenmem gereken kız vardır da... ...benim onun için wifi'si olan bir dükkana gitmem lazım. İsmail Bey, burada siz pideyi beğenin, kızları değil. Ya Haluk Uşağım, geldin kaç yaşına ha bunu anlamayasın. Bak, nasıl ki pide midemin gıdasıdır... Kızlar da kalbimin gıdasıdır. Yani benim acele gidip wifi'me bakmam lazım Uşağım. Şu anda kim bilsin kaç tane güzel atım benim profilimi incelemiştir de. Hadi sana bay bay Uşağım. İnternet yoksa fıs fıs yok. Evet. Gidicim buna
biraz zencefil, biraz da zerdeçal ekledim. Bak bakalım nasıl olmuş. Ay çok güzele benziyor, ellerine sağlık. Aa, İdil, ya bizim bahçede bir koç var. Bizim bahçede mi? Evet, baksana. Aa, ne yapıyor orada? Yürü koçum, yürü. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Sen bilmiyor musun bu işleri? Koçum diye hitap edilebilecek en uygun şey bu abi. Espri yapma, iş yap Şükrü. Hadi. Hadi yürü. O koçu hemen benim bahçemden çıkarın beyler. Biz de onun için uğraşıyoruz Tansel Bey. Ama ben sana söylemiştim İdilciğim. Yani bir tane de olsa sorun, beş de... Ah! Bir de şuraya bak. Aa, resmen sürü var bahçede. Beyler, hani bir tane koç vardı? Vallahi topu topu üç tane var. Bu ne rezalet ya? Bunlar burada mı duracak? Yani ikisi orada duruyor. Bu da bu tarafa geçmiş. Ne olacak yani? Son kere söylüyorum. Bu hayvanlardan biri bir daha bizim tarafa geçerse Kurban Bayramı'nı göremez bilmiş olur. Vallahi yani ahıra dönmüş burası ya. Rezalet. Yani Meltem Hanım'a da aşk olsun. Bir tane dedi, bir sürü var bahçede. Wi-Fi yok diye gittim. E gider. Ben sana söyledim Haluk. Artık insanlar restorana geldikleri zaman direkt Wi-Fi şifresi soruyorlar. Hakikaten öyleymiş. Hayır, sadece restoranlarda da değil. İnsanlar birbirlerine misafirliğe gittikleri zaman... Merhaba, nasılsın diyeceklerine Wi-Fi şifreniz nedir diyorlar. Tabii insan yemek yerken internete mi girer? Bak, etrafına bak. Görüyor musun? İnternetteler. Üstelik Wi-Fi şifremiz de yok yani. Kendi paketlerinden kullanıyorlar. İyi, tamam. Söyle Zero'ya o zaman, halletsin. Ben anlamam bu işlerden. Tamam, tamam. Ben hemen söyleyeceğim. Şart yani. Baksana. Ay nasıl bir şey olmaz Emine? Bahçede sürü var. Ay yazık Meltem Hanım ya, hiçbir şey yapmıyorlar ki, öyle kuzu kuzu duruyorlar. Ha, ben bir de kadına bir tane dedim, izin istedim. Ay rezil oldum ya. Ay İdil Hanım da ya bu duruma çok sinirlendi. E sinirlenir tabii, yani ben de olsam sinirlenirim. Bir de öyle getirip bırakmışlar. Güya Hüseyin'le Şükrü bakacaktı. Ama onların böyle kendilerine hayırları yok ki. Kendilerine bakıyorlar da sanki bunlara bakacaklar. Ay ne yapacağız böyle? Çok fena. Vallahi rezil oldum. Vallahi rezil oldum. Ay ayıp kadına. Ne yapacağız şimdi ya Meltem Hanım? Peki. Ay yok, Haluk'u arayacağız. Gelecek, buna bir çare bulacak. Böyle olmaz bu. Yok olmaz yani. Ay, tamam mı? Çok şekerler. De burada insanlara çok ayıp yani. Ay Allah. Başımız aşağı açılacak şimdi bunlar. Tamam, Haluk'u aramayacak diyor. Hadi arayın o zaman bari. Ne yapalım? Ben oturmuşum. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Haluk, bu bahçenin hali ne? Ne varmış bahçenin halinde? Gel göstereyim ne olduğunu. Ne varmış bahçenin haline? Gel, 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 gel. Gel. Aa, kıyamet kopacak şimdi. Bahçemizde bir sürü var. Canım abartma sen de. Topu topu üç tane koç. Yani bayrama kadar duracaklar. Duyan da mandıra kurduk zannedecek. İyi de yani ben komşulara bir tane koyacağız dedim. Ana, kendi bahçemizde kurbanlık koymak için başkalarından izin mi alıyorsun? Herhalde canım, onlar bizim komşumuz. Ne Bir taneye tamam dediler ama böyle sürüyü görünce hoş olmadı. Sürü deyip durma. Gider sürüyü alır gelir mi, sürünün ne olduğunu görürsün. Bunlar burada duramaz. Niye? Kimseye bir zararları yok ki. Ya insanlar rahatsız oluyor. Ne rahatsız oluyorlar? Allah Allah, şuraya bak. Böyle koç gibi duruyorlar. Bak, sana sorun çıkarsa ben bilmiyorum. Sen bana bırak, hiçbir şey olmaz. Bak ben uyardım seni. Tamam ya. Şunlara bak, baba bu. Ya çok şekerler bence de. Nasıl ama yani be? Sitenin içinde böyle bahçede olmuyor Halukcuğum. Ya benim bahçem kardeşim. İstediğim şeyi getirir koyarım bahçeme. Bana bakın, bayrama kadar bu koçlara gözünüz gibi bakacaksınız ha. Merak etme Haluk abi, canlı hayvan bakmak bizim işimiz. Ha, ona göre. Yoksa hesabını size sorarım. Merak etme abi, sorun olmaz. Göreceğiz. Şükrü,
Dikkatli ol oğlum. Adamı hasret etme. Hoş. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne haber Ölük? İyidir, sağ ol. Meltem, bir alışveriş yaptım kendime. Vallahi. Bayılacaksın. Şimdi gösteriyorum. Bak. Göster, göster. Bak, bakayım, bakayım. Bak, bu elbiseyi aldım. Aa, çok güzel ha. Bunun aynısını, mavisini aldım. Bak, bu ayakkabıyı da aldım. Gördün mü? Alışık geliyoruz. İyi, tamam. Bak, bak, bu mayonu siyerini aldım. Aa, başka ne lazım? Başka ne lazım? Ay ne kadar tatlı koyunlar, kurdeleleri bile var. Onlar koyun değil kızım, koç. Koyun dişi olanı denir. Erkekse senin gibi şapşal olanı denir. Ne haber Melis? İyidir Orçuncuğum, sen nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldum. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk. Biz de bizim kurbanlık koça bakıyorduk. Onlar sizin değil, bizim kurbanlık koçumuz. Hayır, bizim kurbanlık Hayır, koçumuz. Hayır, bizim. Bizim diyorum. Ya bizim ya. Ya çocuklar, çocuklar. Ya bu koçlar ikinize de yeter. Uy, erkek oldukları belli. Kişisel bakımlarına hiç dikkat etmemişler. Kokuyor bunlar. Kokacak tabii kızım. Sabahtan akşama kadar kürklemeyle geziyorlar. Terlemeleri normal. Ne yapacaklar? Koltuk altlarına parfüm mü sürecekler? Ay, bayat espri. Merveciğim, istersen sen bizim yanımıza gel. Buraya pek koku gelmiyor. Tabii orada 6 tane erkek olunca testosteron oranı bayağı bir arttı. Doğru diyorsunuz. Burada 6 tane erkekle durmaktansa 2 kızla durmayı tercih ederim. Bak onlar güzelmiş. Bir de benim şey almam lazım. Böyle uzun bir plaj elbisesi, mayo üstüne giyip böyle aşağı. Neler var neler. Rengarenk. Almam lazım da ne zaman? Alırsın canım. Ha. Meltem ne diyeceğim? Tansel Beyler ne diyorlar sizin bu bahçenizdeki sürüye? Vallahi kızmışlar. Ama henüz şikayete gelmediler. Gerçi ne söyleseler haklılar yani. Bahçede bir sürü var. Tuna'ya da kızdım yani. Nasıl sinirlendim? Hay sizinkiler yetmiyormuş gibi bizimkini de alıp size getirmiş. Aman hayatım, ha iki ha üç ne fark eder yani? Neyse neyse, tatile gideceğiz. Üf. Kötü şeylerden konuşmayalım. Ay, evet evet. Da benim alışverişe gitmem lazım. E işte gideriz. Yani buradan yaparız, internetten. Bu zeytinleri kim döktü yerlere? Bu koçlar zeytin mi yiyor? Çok kötü oldum ben. Şapşal şapşal, onlar zeytin değil ki. Betoncuğum, Merve doğru söylüyor. Onlar zeytin değil, koyun kakası. Anam! Ay! Siz erkekler şapşallıyordun da bana inanmıyordunuz. Kızlar, keçiler nerede? Ne keçisi ya? Merve'nin kaçırdığı keçiler. Baksanıza şuna, normal insana benziyor mu? Aa. Beton. Süslü. Beton. Süslü, süslü, süslü. Beton, beton, beton. Gel buraya. Aa, çok ayıp ama. Olur mu böyle? Hadi git ellerini yıka. Geç. Hadi. Yok. He. Koçlar ne yapıyordur? Tünel kazıp kaçıyorlardır. Yok. Yani ne bileyim, uyuyorlardır. Ha yani şimdi bahçeye böyle bir zarar vermesinler, bir şey yapmasınlar o yüzden. Ya ne yapacaklar? Kurbanlık koç. Vallahi bilmiyorum. Zaten Tansel Beylere yeteri kadar rezil olduk. Kendi bahçem, istediğimi yaparım. Başlama yine. Kendi bahçem, istediğimi yaparım. Tamam, anladık. Tamam. Bırak da o zaman koçlar gibi uyuyalım. Aman uyu. Hayda, bak başladın yine ha. Konuyorum sabaha kadar sonra. Çekme şunu, bak boynuma. Sen çekiştiriyorsun. Allah Allah. Ya ben seninle nasıl savaşabilirim Allah aşkına? Ya savaşma zaten. Bak. Ya bak, bir nadra yapıyorsun. Bak gene sinirleniyorum ha. Ertem Hanım! Oy! Ertem Hanım! Ne oluyor? Ne ya? Meltem Hanım!
sesi. Ben çağırıyor. Kalk 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 bir şey olur. Kalk 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 bir şey olur bir şey olur. Kış kış. Meltem Hanım. Meltem Hanım. Meltem Hanım. Meltem Hanımcığım. Söyleyin kocanıza şu hayvanları bahçemizden çeksin. Bahçemi mahvettiler. Hayır yani çiçekleri yedikleri yetmiyormuş gibi bir de ortalığı pislemişler efendim. Ne olacak canım işte bedavaya organik gübre sahibi oldum. Size inanamıyorum. Yani özür dilemek bir yana kalkmış dalga geçiyorsunuz. Hanımefendiciğim sakin olalım lütfen. Ay yani çok özür dilerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum İdil'cim. Galiba iplerini koparmışlar. Vallahi çok haklısınız Meltem Hanımcığım. İpini koparan soluğu benim yanı başımda alıyor. Bak sen bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Evet. Tanser'cim lütfen sakin ol. Evet Haluk Bey. Lütfen koçlarınızı bahçemizden alın. Tamam alırız. Hadi Haluk. Yani bir kere Tansel Bey'in bütün gece böyle cayır cayır caz dinlemesinden dolayı ürkmüştür koçlar. Meltem Hanımcığım, söyleyin kocanıza bahçemi mahvettiği yetmiyormuş gibi bakın hala konuşuyor. Meltem, söyle bu Tansel Bey'e. Haluk, bir şey söylemeyeceğim hadi. Ama sen yine Haluk. De bir söyle. Hadi. Niye söylemiyorsun? Çek şunları alsana şuradan. Çabuk. Alo. Alo. Ya tamam. Geçin bakalım. Geçin, geçin, geçin. Sizin yapacağınız iş bu kadar olur işte. Ne oldu Emine? Ne olacak? Koçlar Tansel Bey'in bahçesine gelmiş, bütün çiçekleri yemiş. Nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Olmuş işte, ne bileyim ben, olmuş. Çok güzel gemici düğümü yapıp bağlamıştık yenge. O zaman koçların içinde kesin bir denizci var. Düğümü de o çözmüş anlaşılan. Yok, biliyorum ben. Ben adım gibi biliyorum. Tabii. Bunu bilerek yaptı. Tanser'cim, sinirlenmekte çok haklısın. Tabii. Bak ben de çok sinirlendim. Ama Haluk Bey o koçları eğitebilseydi, o koçlar şimdi bahçede değil, sirkte olurlardı. Ama İdil'cim, yani hayvanlar eğitmesine gerek yok ki. İplerini çözüp bizim bahçeye doğru kış kışlasa yeter. Ama yok, 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 ben biliyorum. Sırf bana inat olsun diye yaptı. Sakin olalım. Tanser'cim lütfen sakin olalım. Öfkemizden arınalım. Öfkemizden hareket etmezsek yanlış şeyler yaparız. Şimdi güzelce derin nefes al ver. İdil'cim bu iş öyle nefes alıp vermekle olacak gibi değil. Nefes al ver diyorum sana. Peki hayatım. Ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Öfkemizden arınıyoruz. Nefes al. Nefes ver. Aferin size. Bu çeşnici başına iyi ders verdiniz. Selamünaleyküm Haluk abi. Bu koçları niye doğru düzgün bağlamadınız? Bağladık Haluk abi. Sizin yüzünüzden bu çeşnici başıyla muhatap olmak zorunda kaldım. Emine söyledi. Akşam çocuklar oynuyormuş buralarda. Diyoruz biz de belki... Bunların ipleriyle onlar oynamıştır. Aslında doğru. Merve, Beton, Havuç hep hayvanların başındaydı. Neyse, bu sefer ucuz yırttınız. Ama bir daha bir problem yaşarsak fena hesap sorarım. Merak etme Haluk abi. Kurbanlık bizim işimiz. Değil bu koçlar. Bizim direkteki çocuk bile olsa bu bahçeden kaçamaz. Bilemem vallahi. Ben diyeceğimi dedim. Hadi bakalım. Ay iyi oldu. İyi ki çıktık şu alışverişe. Yani sinirlerim acayip bozulmuştu.
Ay Meltemciğim merak etme. Tatilde çok güzel dinleneceksin. Benim de çok ihtiyacım var ya tatile. Martırlar. Öf yoruldum yani. Ya bir şey diyeceğim ya. Tanser böyle isyan edince Allah aşkına bizim Haluk Koç gibi kafayı çakmadı mı ona? Ay yok daha neler ya. Hem adamın bahçesini mahvet hem de kafayı çak. Olur mu hiç öyle şey? Özür diledi mi? Sence? Ay, tabii ki dilemedi yani. Ben hayvanlar adına niçin özür dileyim? Hayvan bunlar. Ben mi koydum onları onun bahçesine? Ne varmış canım? Tuna, sen de bizle böyle mağaza mağaza gezeceğine git de Haluk'a yardım et. O koçlardan biri bizim. Ne diyorum ağzımdan aldın gönül. Ben de tam onu diyecektim. Ben de o zaman yavaş yavaş şey hani gideyim Haluk'un yanına tabii. Şey bak o lişte çocuğu kalemediği almadın ya. Ona bir daha bakın Allah aşkına. Şu ayakkabı da çok güzel. Yemin ediyorum mutlaka alın. Müthiş, müthiş o. Görüyor musun yani? Erkekler nefret ederler alışverişten. Tuna da sabahtan akşama gezebilir benimle. Ay gülüm sen de yani. Daha ne istiyorsun? Keşke Haluk benimle bir kerecik alışverişe gelse. Tuna'yı vereyim sana, onunla dolaşın. Ay zevkle, ben çok keyif aldım bugün. Ayrıca doğru söylüyor, o vişne çürüğü kaleme tek çok güzeldi. O topukluları da alırsak altına fıstık olursun yani. Bakalım. Ha, bak, anlıyor adam, gözü var. Şu işe bak. Ay bahçeyi meraya çevirdi adam. Ama biliyorum. Sen bunu mahsus yaptın. Tabii sırf bana inat olsun diye. Ha neymiş? Bunlar eğitimli fino değilmiş, koçmuş. Bakalım senin koçların sana ne kadar sadık Haluk Bey. Şşt. Sessiz olun. Size özgürlüğünüzü veriyorum. Bana bir tabak daha verir misin Emine yenge? Yuh be Şükrü. Üç tane koç bile yemez senin yediğini. Aşk olsun yenge. Ben de koç gibi adamım. Sen koçtan çok düve gibisin, düve. Senin değil. Koçların semirmesi lazım Şükrü. Haluk Bey geldi. Hadi yürüyün bahçeye kalkın. Çabuk çabuk hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Tamam tamam hadi gidiyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba Emine. Haluk yok mu? Şey yok ama gelir birazdan. Şey oldu da koçlar Tansel Bey'in bitkilerini yedi. Ne? Yerine onları almaya gitti. Gelir. İyi, iyi. Neyse. Ben oturayım, bekleyeyim. Bekleyin. Koçlar nerede Şükrü? Yok abi, yok. Burada da yoklar, yan bahçede de yoklar. Firar etmişler abi. Saçmalama oğlum, niye firar etsinler ya? Ne bileyim abi, kaçmışlar işte. Oğlum, iyi bağlamadın mı koçları? Bağlamaz olur muyum abi? Sıkı sıkı bağladım. Sen de gördün. Oğlum bittik biz. Haluk abi kurbanda bizi keser. Onları hemen bulmamız lazım. Emine! Hah, Tuna Bey. Emine! Ne oldu? Sen ne var? Koçlar kaçmış. Ne? Ama ne? Sen ne diyorsun sen? Koçlar kaçmış diyor yenge. Bıyıklardan telaffuz anlaşılmıyor tabii. Adamı hasret etme Şükrü. Saçma saçma konuşmayın. Nasıl kaçmış koçlar? Evet abicim ya nasıl kaçırdınız koçları? Ya biz kaçırmadık Tuna Bey. Kendileri firar etmiş. Ne firarı Hüseyin ya saçmalama. Bağlı değil miydi? Bağlıydı Tuna Bey. Ah biz de onlara yürekten bağlıydık. Bayağı bir teşviki mesaimiz olmuştu onlarla. Bunu bize nasıl yaptılar anlayamadık. Ya siz ne duruyorsunuz hala? Haluk Bey dünyada kıyameti koparttır vallahi. Hadi gidin artık. Tamam. Biz koçları bulana kadar bizi idare edin. Tamam mı? Tamam ben idare ederim Haluk. Siz gidin koçları bulun hadi. Hadi yürü Şükrü. Hadi at. Hadi at. Şu beceremediniz ya. Lanet edilir mi bunlar koçlar? İşte ne oldu? Kaçtılar işte. Ne olacak şimdi? Ay hiçbir yardım. Yok değil mi bir haber Hüseyin'den? Yok. Ya
şey yap. Dur Haluk, gel. Şey tut. Ben şey yaparım Haluk. Şey dur, yemin et. Sakin ol. Bir şey yapmamız. Tamam Tuna Bey ya. Kafamı karıştırmayın benim. Ya Haluk Bey geldi, senin ne olacak? Açmamız lazım. Baba açmazsak da anahtarı var. İçeri gire. Ya, dur Emine, sakin ol. Şimdi sen kapıyı aç. Ben Haluk'u oyalarım. Dur ben şey... Sen aç kapı. Ben... Korktum, içeri faydası yok. Kaçacağız. Merhaba. Merhaba. Merhaba Tuna. Ne görüyorsunuz siz? Biz geldik. Nasılsın Tuna? İyi. Değil ya. Yani vallahi Haluk geldi diye ödüm patladı ya. Ne oldu? Yine ne yaptın? Ya ben bir şey yapmadım Gönül. Hüseyinler yapmış. Ne yapmışlar? Ay evet Meltem Hanım ya. Şey oldu. Ne? Koçlar. Koçlar kaçtı. Ne? Meltem. Ay ama ben dedim Haluk abi, biz bunlara birkaç günlüğüne de olsa bakamayız bu bahçede dedim. Şimdi hem Hüseyin'le Şükrü'nün can sağlığı hem de Haluk'un ruh sağlığı için mutlaka Haluk'u idare etmemiz gerekiyor. Hay Allah. Aksiliğe bakar mısın Meltem? Neyse ben de çıkayım arayayım. Bakarsın bulurum. Ya Gönül keşke koyunlara, kuzulara şey taksaydık, çip. Yani bulması kolay olurdu. Ay, saçmalama Tuna. Koç bu, koç. Akıllı telefon mu? GPS'le mi arayacaksın? Ne yapacaksın? Sen de yani bir hoşsun ya. Ay geldi. Gönül. Bir dakika sakin. Bir kere hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız, yoksa anlamadım. Tuna, çık bahçeye, ara hayvanları. Bulursan bize de hemen haber ver. Hadi. Gönül, çık. Şey yap. Gidiyorum. Demirde her şeyi. Dediniz. Merhaba, hoş gördük. Merhaba Haluk. Merhaba Emine. Orada böyle bitkiler var. Onları da alsana içeri. Pekala Bey. Hoş geldin canım. Hayırdır, ne onlar? Ya şu çeşnici başı işini aldım. Hani koçlar yedi ya, ben de onların aynından aldım, getirdim. Ha, ay çok iyi yapmışsın bak. Tabii. Yani hata yaptıysak telafi etmesini de biliriz. Ay çok düşüncelidir benim kocam ya. Ay canım benim. Abartma. Alt tarafı 3-5 çalı çırpı. Haluk yorulmuşsundur. Çok ağır şeyler onlar. Otursana biraz dinlen hadi. Yok canım, ne yorulması. Şunları bir çeşnici başına vereyim gelirim. Aa olmaz. Oturtuyoruz işte. Ya tamam geleceğim, şunları bir vereyim öyle geleyim. Yok bak şimdi ben bugün alışveriş yaptım. Tamam bak. Hani tatile gideceğiz diye bir şeyler alacaktım ya. Bak başkalarını da aldım böyle. Çok güzel ayakkabılarım falan var, sana onları göstermek istiyorum. İyi tamam, şunları bir vereyim geleyim bakarız onlara. Aa olmaz Haluk, olmaz ya. Yani Meltem çok güzel şeyler aldı, hemen bakman lazım. Çırpınıyorsa da göstermek için. Hadi bak, hem alışverişe çıkma hem de bakma. Olur mu canım? Otur hadi şuraya. Neyse şöyle güzelce bir yorgunluk kahvesi de yap Emine. Ya bak şunlara. Otur. Memleket meselesi haline getirdiniz ha. Ama bak vallahi çok güzel. Bak. Bak, baksana. Bak. Ayakkabıya güzel bak. Bir de bu güzel var bak. Bu da böyle... Yani bu kıyafetle bile oldu aslında değil mi? Meltem ama yani gece kıyafetleriyle Haluk. Bakar süper mısın? Şıkırtıları evet, da var bak şurada. Aa bir şey daha göstereceğim ya, bak. Bütün elbiseleri deneyeceğini bilseydim şu bitkileri verir öyle gelirdim ya. Haluk'cum öyle uzun zaman olmaz. 2 dakika üstüme geçiririm. Hemen şimdi geliyorum. Ya ben bitkiler kurudu. Ama Haluk'cum ya uzun sürmeyecek hemen. Şimdi neden biliyor musun? Bak çok güzel şuna bir bak elbise böyle. Ama şimdi bu elde anlaşılmıyor. Üste giyince daha iyi duruyor Meltem, o açıdan. Meltem şey bunlarla çok güzel. Şunları olur vereyim geleyim öyle göster. Aa Haluk'cum olmaz. Bir şey olmaz çiçeklere canım, ne oluyor ya? Ne olacaklar orada? Bir tane çalı çırpı yani. Evet göster, öbürlerini de göster. Bak. Gördün mü? Öyle çok şık oldu. Ben şunları verip geliyorum. Dur bir dakika, bir daha göstereceğim. Haluk nereye gidiyorsun? Lütfen. Meltem o beige rengi bir şey var, onu da göster. Bak burada, şuna bak. Bak. Şuna bak ya. Çok şık. Beğendin mi? Çok güzel, çok güzel. Şunları verip geleceğim. Bir tane daha göstereyim ben. Kapı çal. Kapı. Aç. Sen aç. Bak eli dolu. Niye ben açıyorum ya? Eli dolu. Ben mi açacağım yani? E
ben mi açıyorum? Canım en iyi iş var, sen aç. Ay. Merhaba Haluk. Merhaba. Gel sana da defile yapsın. Yok bulamadık. Çıktım oradan, arkaları dolaştım. Hiçbir yere baktım. Neyi bulamadın lan? Köri, köri. Körili tavuk yapacaktı. Evet, köri. Evet. Sordum ben. Emine yok dedi. O yüzden yani. Yok Haluk. Ya yok, her yere baktım. Köri yok. Oğlum boş ver köriyi möriyi. Sen bana yardım et de şunları çeşnici başına verip gel. Ya bas! Olmaz Haluk. Haluk, çok nasıl oğlum? Her taraf köri Haluk. Bitmişim yorgunluktan. Bir oturayım mı? Bir özledim seni ya. Bir konuşalım. Oğlum iki dakikamız var. Götürür müsün sonra Haluk gel. Gel. Vallahi ya. Otur. Ya biraz nefeslensin adam. Sen de otur. Bir kahve daha. Siz benden ne saklıyorsunuz? Hiç. Ya bir şey saklıyorsunuz. Yok ya. Saklayacağız. Kıyafetleri göstereceğiz. Alo kızım. İyiyim, iyiyim. Şu torunumu ver bana, bir duyayım sesini. Tamam, sonra söylersin. Şu torunumu ver bana, bir sesini duyayım. Bak sesimi duyuyorum burada. Kıyım. Kızım, göreceğiz. Yerim böyle. Ham yerim böyle. Ham. Sen hiç merak etme, ben gelir sizi karşılarım. Otur burada, yerim ben. Yürüm. Of. Çok güzel haber verdin bana var ya. Yani dünyaları versen bu kadar güzel haber veremezdin. Tamam kızım, hadi öpüyorum. Otur abi, iyi de yerim ben. Abi yapamam. İşe bak ya. Ay geliyor. Çok güzel. Gözünüz aydın. Çok sevindim. Sağ ol. Evet sağ vallahi. Ol. Biraz erken gelirse böyle koçlarla da oynatırım ben onları. Bayılır şimdi ha. Haluk'cum. Ne? Ne? Yani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ne söylersen söyle. Şu anda benim keyfimi hiçbir şekilde kaçıramazsın. Oh ya! Oh be! Vallahi yürü! Haluk! Koçlar kaçmış.